Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sosyal bilgiler dersimizde 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim konusuna giriş yapacağız. Önce bu ünitemizde neler öğreneceğiz? Konu başlıklarına birlikte bakalım. Üretim, dağıtım ve tüketim. Neler öğreneceğiz? 1. İstek ve ihtiyaçlarımızı ayırt edeceğiz. 2. Çevremizdeki ekonomik faaliyetleri tanıyacağız. 3. Bilinçli tüketici davranışlarını öğreneceğiz. 4. Bütçemizi oluşturacağız. 5. İsraftan kaçınma bilincimizi geliştireceğiz. Fotoğraflarda gördüğümüz gibi bakın, teknoloji gelişmiş, bir takım çalışmalarla büyük işler başarmak adına insanlar çalışıyor, koskoca makineler, aletler, üretim devam ediyor. Burada üretilen malların dağıtımı gerçekleşiyor. Kırlara konmuş, yüklenmiş araçlar, bir kısmı da yükleniyor. Üretilen kaynaklar dağıtıma gidiyor. Burada da temel ihtiyacımızı karşılamak adına pazarda alışveriş yapan insanları görüyoruz. Temel ihtiyaçlarımızın neler olduğu, isteklerimizin neler olduğu konusunda bugün birlikte hareket ederek konumuzu öğrenmeye çalışacağız. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımız. İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız arasındaki farklılıklar nelerdir? Daha önceden sizlerle birlikte çalışırken İhtiyaçların çok önemli olduğunu, isteklerin önemli ama hayata önem taşımayacak şekilde, yani yapılmaması sonucunda senin için çok sıkıntı yaratacak bir şey olmadığını öğrenmiştik. İhtiyaç çok daha önemliydi. Konunun özü bu. Yapınız diye bir çalışma var. Birlikte bakalım. Ailenizle şehirler arası bir yolculuk yaptığınızı düşününüz. Otomobiliniz yolda arızalanıyor. Yakınlarda ne bir dinlenme tesisi ne de bir yerleşim yeri var. Geceyi orada geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşacağınızı bilseydiniz ve yola çıkmadan önce yanınıza aşağıdaki fotoğraflarını gördüğünüz ürünlerden 3 tanesini alma hakkınız olsaydı hangilerini alırdınız, neden? Yola çıktınız. Ailenizle beraber aracınız yolda bozuldu. Çevrede konaklayacağınız, yani yatabileceğimiz korunaklı bir yer yok. Herhangi bir yerleşim yeri yok. Geceyi orada geçirmek zorundasın. Bu fotoğraflardan birine bakalım şöyle. Neler varmış? Bu fotoğrafları inceleyeceğiz. 3 tanesini alma hakkımız var. Diğerlerini alma hakkımız yok. Neler alırdık? Su. Kesinlikle alınması gereken temel ihtiyaçlarımız, beslenmemiz için gerekli. 2. Bakın burada bir kulaklık var, dinleme cihazı. Önemli değil. Saat. Acil çok önemli değil. 3. Fotoğraf makinesi. 4. Diş fırçası, macun. Sağlık için gerekli ama 3 tane şey alacağız. Bu dursun. Belki alırız, belki almayız. Bir tanesini kesin alıyoruz. İnsanlar susuz yaşayamaz. Önce nefes almadan yaşayamaz. İkincisi susuz yaşayamaz. Üçüncüsü beslenme ile ilgili. Bakın bu beslenmemi sağlayan bir kurabiye. Bunu kesinlikle alacağız. Suyu aldım. Beslenmek için bunu aldım. Diş fırçası ve macun sağlık için önemli. Temizlik için, hijyen konusundan nokta koydum. Düşünüyorum. Üç tane şey alacağım çünkü. Bir oyuncak. Bu oyuncağı almasam gece boyunca hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu almıyorum. Battaniye. Şimdi yatacak yerimiz yok. Kar olabilir, kış olabilir, çok soğuk olabilir. Yazın bile geceleri çok soğuk oluyor. Kesinlikle battaniyeyi örtmeliyiz ki ısınalım sıcaktan. Ama sıcak tutalım vücudumuzu, soğuktan korunalım ve hasta olmayalım. Yani sağlığımız için mutlaka almamız gereken. Dördüncüsü yine bir akıl küpü dediğimiz bir oyuncak. O zaman 3 tane alacaktım. Su 1
Beslenme 2, barınma ihtiyacımızı bir şekilde gidermek adına, sağlığımızı korumak adına battaniye, diş macunu ve fırçayı bugünlük alamıyoruz. Bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. Yukarıda anlatılana benzer bir durumla karşılaştığımızda birinci amacımız sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirmektir. Bunun için de önce beslenme ve barınmaya seçtik. Bakın, beslenme ve barınmayı seçtik. Ev yok. Bunu güzel battaniye sarılacağız, korunacağız vücudumuzu. Evet, su içmeyi de seçtik. Çünkü susuz yaşayamayız demiştik. Evet, ben diyor öğrencimiz, yanıma böreği alırdım diyor, suyu alırdım ve battaniyeyi alırdım diyor. Tahminim çocuklar, siz de aynı şeyleri almak isterdiniz. Çünkü üç tane alma hakkınız var. İhtiyaçlarınızı almanız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız ben oyuncağımı da almak istiyorum diyebilir ama temel ihtiyaçların arasında oyuncak yok. Üç tane alma hakkın varsa bunları alabilirsin. İnsanların varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şey ihtiyaç olarak adlandırılır. Hayati sorun adlandırma bu şekilde. Eğer gidermezsen senin hayati sorunun olabilir. Hayati sorun. Yani yaşam ve ölüm. Nefes alma. Biraz önce söylemiştik. İnsanlar nefes almadan kesinlikle yaşayamıyor. Beslenme. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün aç kalabilirsin. Ama nefes almadan yaşayamazsın. Beslenme de aynı şekilde. Beslenemezsen kesinlikle yaşamın tehlikeye girer. Barınma. Sıcaktan ve soğuktan korunmazsan yine yaşamın tehlikeye girer. Soğuktan ve sıcaktan korunma insanların temel ihtiyaçlarıdır. Hayatı öneme sahip olduğu için bu ihtiyaçların mutlaka karşılanması gerekir. Günümüz şartlarında insanların beslenme, barınma ve giyinme dışında günlük hayattan vazgeçilmezleri haline gelmiş başka ihtiyaçlar da vardır. Bunlar ikinci planda çocuklar. Buzdolabı. Yemeklerimizi ne yapıyor? Bozulmasını engelliyor. Bozulmadan kalmasını sağlıyor. Çamaşır makinesi. Teknoloji gelişmiş. Çamaşırları elimizle yıkamıyoruz. Sağlık açısından, temizlik açısından çamaşır makinesi de önemli. Çünkü kirli çamaşırları sürekli giyersek yine hasta oluruz. Bozulmuş yiyecekleri yersek yine hasta oluruz. Onun için buzdolabı önemli. Çamaşır makinesi önemli. Ocak, yemek pişirmek için, ısınmak için. Fırın yine aynı şekilde. Sabun, hijyen, sağlık açısından çok önemli. Diş macunu yine sağlık açısından çok önemli. Araç gereçler bu ihtiyaçların bazılarıdır. Temel ihtiyaçlarımız nefes alma, beslenme, barınma ve diğerleri ikinci planda olan buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, fırın, sabun, diş macunu gibi araç gereçler de bizim için önemli. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, insanların ihtiyaçları büyük ölçüde aynıdır. Çünkü herkes nefes almak ister. Nefessiz kalamazsa öleceğini bilir. Beslenmek ister. Beslenemezse öleceğini bilir. Barınmak ister. Mutlaka barınacak bir yer olmalı. Soğuktan, sıcaktan korunmak için. Bununla ilgili bir gazete haberi varmış. Bir gazete haberini okuyalım. Musul'a ilk insani yardım Türk Kızılay'ından. Kızılay biliyorsunuz zor durumda kalan, felakete uğrayan ülkemizdeki insanlara ve ülkemizin dışında komşularımıza veya komşumuz olmayan çok uzaktaki zor durumda kalan doğal afetlerden dolayı depremdi, yangındı, seldi, erozyon, toprak kayması diyelim, heyelan veya savaştan dolayı yardıma ihtiyaç olan herkese yardıma koşan bir kurum. Türk Kızılay'ı. Musul'da, Irak'ta bir yer. Bunlar savaşta mücadele ettikleri için temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Kızılay'da yardım göndermiş. Neler yapmış bakalım. Uzun yıllardır Irak'taki ihtiyaç sahiplerine, Irak bizim komşumuz çocuklar, yardımlarını sürdüren Türk Kızılay'ı Musul ve Telafer bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, bakın ihtiyaç sahipleri istek değil, temel ihtiyaçlar, dağıtılmak üzere 20 tırdan oluşan toplam
500 tonluk yardım malzemesi göndermiş. Gönderilen insani yardım malzemeleri. Bunlara biz temel ihtiyaçlarımız olduğu için insani yardım malzemeleri diyoruz. Giyim eşyası, sağlık, barınma, kendi vücudunu koruyacak. Uyku tulumu, yine battaniye gibi, uyku tulumu da seni soğuktan korur, barınma ihtiyacını karşılar. Hijyen malzemesi, sabun, deterjan. Eğer çok pis olursak vücudumuz, yiyeceklerimiz, hastalanırız ve ciddi hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla birlikte çok kısa sürede öldürecek kötü oluşumlar gerçekleşir. Kolera gibi, veba gibi, bunlar öldürücü. Yani pislikten kaynaklanıyor. Kesinlikle temiz olmamız gerekiyor. Savaşta da olsak, zor durumda da olsak, doğal afet de olsa hijyen malzemesi çok önemli. Kuru gıda, un, makarna, bulgur, temel besin maddeleri çocuklar. Bunları yersek sağlıklı oluruz. Bakın sebze falan yok. Meyve fazla yok. Ama bunlar bizim yaşamımızı sürdürmemiz için çok önemli. Daha sonra sebze meyve de gönderilebilir. İnsani yardım malzemeleri dikkat ediniz çeksin. Kek, hazır kekler var. Battaniye, çadır, yatak gibi malzemeler bulunuyor. Bunlar insanların, zor durumda kalan insanların yardımlarını karşılamak için gönderilmiş malzemeler. Bakın Türk Kızılay diyor. Kızılay'ın resmi var. İnsanlar sıraya girmiş. Askerimiz ve Kızılay'daki görevliler sırayla insanlara ne yapıyor? Malzemeleri veriyor. Evet. Haberde sözü edilen malzemelerden hareketle insanların temel ihtiyaçları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Biz konuyu anlatırken bunları sizinle paylaştık. Temel çıkarım nedir? Hayati önem taşıyan beslenme, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımların yapılması. Bazen okullarda oluyor veya gazete haberlerinde de görüyoruz. Çocukların bir okulda kitaplara az, okumak için kitap istiyorlar. Kitap da çok önemli ama temel hayatı önem taşıyan bir etken değil. Veya oyuncak istiyorlar. Dağ başında bir okul, çocukların hiç oyuncağı yok. Hemen biz ne yapıyoruz? Evdeki kullandığımız ama böyle çok kullanmadığımız veya parayla dışarıdan aldığımız oyuncakları okula getiriyoruz. Bunları biz paketliyoruz güzelce. İhtiyacı olan çocuklara bu oyuncakları sizlerin yardımları sayesinde gönderiyoruz. Bu ihtiyaç olmuyor çocuklar, istek oluyor. Bir bakıma ihtiyaç karşılamak gibi düşünebiliriz. Hayati önemi yok ama sosyalleşmek için oyuncaklar da çok önemli. Çocuk deyince aklımıza ne geliyor hemen? Oyun geliyor. Çocuk oyun oynayarak büyür. Paylaşarak kendini geliştirir. Kendine güven duygusunu, toplumun bireyi olduğunu hissetme duygusunu geliştirir. Yapınız. Bir etkinlik varmış. Ona bakalım. Seda, Sıla ve Selçuk üç kardeştir. Babalarından Seda gitar istemiş. İsteyebilir. Sıla ayakkabı istemiş. Selçuk ise uzaktan kumandalı bir araba istemiş. Evet, ancak ailenin bütçesi buna elverişli değil. Babası bunlardan ihtiyacı olanını almak durumunda. Hangi çocuğun ihtiyacı var? Bakalım Seda gitar. Seda gitar almazsa hayati bir tehlikesi olur mu? Olmaz. Sıla ayakkabı istemiş. Sıla'nın ayakkabısı yoksa ne yapacak? Sağlığı bozulacak. Ayakkabısız yürüyemez. Hastalanacak. İşte temel ihtiyacımız. Sıla'ya ayakkabı almalı diye düşünüyorum. Yine de buraya bir nokta koyuyorum kafamdan. Seda gitar almasa da olur dedik. Selçuk ne istiyormuş? Uzaktan kumandalı bir araba. Bu da bir istek. Araba olmazsa diğer arabalarıyla veya diğer oyuncaklarıyla oynayabilir. Baba bu durumda ne yapacak? Sıla'nın ayakkabısına ihtiyacı olduğunu düşünerek sadece Sıla'ya ayakkabı alacak. Çünkü ihtiyaçların karşılanması öncelikli olmalı. İsteklerin karşılanması daha sonraya bırakılmalı. Bütçe durumumuzu düzenleyerek, bakarak. İnsanlar
ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ölçüde mutlu olurlar. Temel ihtiyaçlarımız karşılanmazsa çok mutsuz oluruz, hasta oluruz, üzüntü duyarız çocuklar. Bu nedenle yaşadıkları sürece her şeyden önce temel ihtiyaçlarını gidermeye gayret ederler. Diğer yandan insanların temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçları da vardır. Bakın hayati ihtiyaçlardan sonra sosyal ve kültürel ihtiyaçlar da var. Tiyatroya, sinemaya veya konsere gitmek, eğitim almak, oyun oynamak, kitap okumak, seyahate çıkmak, hobi sahibi olmak, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak bu tür ihtiyaçlardandır. Biz bu tür ihtiyaçlara istek diyebiliyoruz. Bakın biz de daha önce sizlerle gidiyorduk. Sinemaya veya tiyatroya gitmişler veya bir müzik dinletisine gitmişler. Çocuklar oturmuş keyifle sosyalleşmişler. Sosyal bir faaliyete katılmışlar. Burada bir geziye gitmişler. Bulundukları şehirde biz de yapmıştık. Adana için düşünün. Nereye gitmiştik? Tepebağ'da orada büyük saatin oradaki eski yerleşim yerlerinin tarih eserleri, camileri görmüştük. Siz de aynı bu arkadaşlarınız gibi fotoğraf çekmiştiniz. Çocuklar da fotoğraf çekiyor. Yine bir sosyalleşme. Bakın oyun oynuyor çocuklar. Oyun oynayarak da sosyalleşiyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Paylaşımda bulunuyoruz. Yine çocuklar bir koroda görev almış. Biz de sık sık görev alıyorduk biliyorsunuz. Şimdi pandemi süreci olduğu için bu etkinliklerimiz toplu olarak gerçekleşmesi sakıncalı olduğu için yapılmıyor. Herkes mutlu, birlikte şarkı söylüyor. Ben bir bireyim ama diyor toplumun bir parçasıyım diyor. Toplumla birlikte hareket ediyorum ve neşeleniyorum diyor. Müzik insanın ruhunu dinlendiren en güzel oluşumlardan birisi. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar çoğu zaman insanların bireysel eğimlerinin ve taleplerinin sonucu ortaya çıkar. Talep istek gibi oluyor. Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimiz doğrudan etkilenmez. O zaman bunlara istek deriz. Yani yaşamsal faaliyetim sıkıntıya girmiyor ama bunları da istiyorum. Tiyatroya gitmek istiyorum, sinemaya gitmek istiyorum, gezmek istiyorum, seyahat etmek istiyorum, oyun oynamak istiyorum, müzik dinlemek istiyorum, müzikle ilgili şarkı söylemek istiyorum, enstrüman çalmak istiyorum. Bunların hepsi sosyalleşmemiz için önemli. Yani isteklerimiz. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan insanlar başkalarıyla iletişim kurma, toplum tarafından kabul edilme, özgüven konularında eksiklik hissederler. Bunlar gerçekleşmezse topluma girdiğin zaman konuşmak istemezsin. Sana bir soru sorulduğu zaman cevap veremezsin, utanırsın. Ama birlikte hareket etmeye alıştıkça utanma duygun kalmaz. Kendine güvenin gelir, sorulara da cevap verirsin. Karşıdaki insana da rahatlıkla soru sorabilirsin. Çünkü kendini kabul etmeyi, topluma kabul ettirmeyi öğrenmişsindir. Nelerden? Sosyal ve kültürel faaliyetlerden. Evet, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığınız faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz? Bunların hepsi bizim için önemli faaliyetler. Hepsini verebiliriz ve farklı sporla da ilgili olabilir. Aklımıza gelmeyen diğer faaliyetlerde sosyal ve kültürel yönden gelişmemizi sağlayan faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sınırlama demeyelim çünkü sınırlandırma dar bir kapsamda aklımıza gelmeyen bir sürü sosyal faaliyet ve kültürel faaliyet vardır. İnsanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini karşılamaya çalışmaları son derece doğal bir durumdur. Karnı doymuş, beslenmesi sorununu halletmiş, evi var, nefes alıyor, su içiyor. Ne yapacak? İsteklere yönelmeye başlayacak. Nedir bunlar? Biraz önce konuştuğumuz gibi. İstekler çok çeşitli. Bunların tamamının karşılanması çoğu zaman mümkün değil. Bunun nedeni ne? Birincisi maddi durum. Yani paran çok fazlaysa belki alabilirsin ama paran çok kısıtlıysa, bütçen, gelirim ve giderim birbirine denkse veya birbirine yakınsa
isteğin çok fazlaysa onu alamazsın. Veya hiçbir faydası yoktur, yine almak istemezsin. Yani senin için isteğin faydalı bir şey olması gerekiyor. Bir de gereksiz para harcamanı engellememiş olması gerekiyor. İhtiyaç ve istekler giderilirken bütçe durumunun yanı sıra fayda maliyet dengesi de gözetilmelidir. Bana faydası varsa alacağım söylemiştik. Hem de maliyet dengesi para konusunda sıkıntımız yoksa çok fazla alabiliriz. Yani benim bir saatim var. Bir tane daha başka saat alırsam gereksiz. Neden? Saat ne yapıyor? Zamanı ölçen bir araç. İkinci saati niye alayım? Benim bu saatim kırmızıyı da bir de aynısını sarısını mı alayım diyeyim. O zaman faydası var mı? Yok. Maliyet olarak bana zarar mı? Evet, boşuna para veriyorum. O zaman fayda maliyet dengesini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yapılan harcama giderilmek istenilen ihtiyacı ve isteği karşılamışsa fayda maliyet dengesi sağlanabilmiş demektir. Yani bir şey alıyorsun, faydası varsa, maliyeti de uygunsa, fayda sağlamışsa tamam. O zaman iyi bir istek, bunu alabiliriz. İhtiyaç için de aynı şey söz konusu. Bununla birlikte bir malın faydası kişiden kişiye de değişebilir. Yaşadığı yerde buz pateni salonu olmayan birinin kendisine bir paten satın aldığını düşünelim. Adana'da buz pateni yapılacak bir yer yok. Ben gittim buz pateni satın aldım. Ben bunu kullanmayacağım. Bir faydası var mı bana? Hayır. Para verdim mi boşuna? Verdim. Maliyet boşa gitti. Hiçbir faydası sağlamadı. O zaman ben ne yapacağım? Buz pateni almaktan vazgeçeceğim. Eğer kullanabiliyorsam, benim için yararlıysa, faydalıysa alacağım. Yani gereksiz harcamaların bizim için bütçemizi zorladığını ve boşuna evimizi doldurduğunu hatırlatıyor. Yapınız diye bir çalışma var. Buna bakalım. Aşağıda insanların istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili bazı cümleler verilmiştir. Cümleleri okuyunuz ve doğru olduğunu düşündüklerinizin başına D, yanlış olduğunu düşündüklerinizin başına Y yazınız. Çalışmanızın sonunda maddeleri yanlış ya da doğru olarak değerlendirmenizin nedenlerini açıklayınız. Sizinle aynı fikirde olmayan arkadaşlarınızla konuyu tartışınız. 1. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir. Hep söylüyoruz, ihtiyaçlar çok daha önemli, istekler ikinci planda gelmeli. O zaman buraya yanlış diyorum ben. İstek önemli değil, ihtiyaç önemli. İkincisini okuyorum. İhtiyaçlar kişilere göre değişiklik gösterebilir. Beslenme temel ihtiyaçtır. Barınma temel ihtiyaç. Nefes alma temel ihtiyaç. Ama insandan insana değişiklik gösterebilir diyor. Kesinlikle yanlış. Ben beslenmezsem hayatım tehlikeye girer. Bütün insanlar için aynı. 3. Kitap okumak, gezmek, eğlenmek isteklerimizden bazılarıdır. Evet, bunlar isteklerimiz. Seyahat etmek isterim ben. Benim isteğim bu. İhtiyacım değil. Seyahat edemezsem hayatım tehlikeye girmiyor. 4. İsteklerimizi karşılayamazsak yaşayamayız. Kesinlikle yanlış. Benim oyuncağım yoksa ben yaşayamam. Kendiniz öyle düşünün. Yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? Yaşarsınız. O zaman yanlış. 5. Ayakkabımız yırtıldığında yeni bir ayakkabı almak istektir. Kesinlikle yanlış. Eğer ayakkabı almazsak sağlığımız bozulacak. Bu istek değil, ihtiyaçtır. Yanlış. İstek değil. Ama bir ayakkabım var. Başka bir model ayakkabı almak istiyorum. Faydası da var. Kışlık bir bot gibi düşünün. Rengi de farklı. O zaman istek olabilir. 6. İsteklerin önem sırası kişiden kişiye değişebilir. Evet, doğru.
Ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap almak isterim dışarı çıktığım zaman. Arkadaşım da kendisine kıyafet almak ister. Kıyafeti vardır, bir tane de almak ister. Ceket almak ister veya herhangi bir tişört almak ister. Kişiden kişiye değişebiliyor. Sizin için de oyuncak belki ön plandadır. Veya kitap almak veya başka aklınıza ne geliyorsa istek olarak. İhtiyaçlarımız bir kez karşılandıktan sonra bir daha ortaya çıkmaz. Yanlış, Allah korusun, benim evim var çok güzel ama yangında evim yandı. Bir daha ortaya çıkmaz olur mu? Bir daha ev almam lazım veya barınmak için bir kaynak yaratıp barınacak duruma gelmem lazım. Deprem oldu. Evlerimizdeki eşyalarımızla beraber bina çöktü. Ne oldu? Bir daha ihtiyaç doğdu. Bir daha çıkmaz diyor. Kesinlikle çıkar. 8. İhtiyaçlarımızı karşılayamazsak acı, üzüntü ve kaygı duyarız. İşte Allah korusun benim evim yandı yangında. Acı duyar mıyım? Üzüntü duyar mıyım? Kaygı duyar mıyım? Evet, üçünü de duyarım. Hadi 2 gün, 3 gün çadırda kaldın veya Kızılay sana çadır getirdi, komşunda kaldın, akrabanda kaldın, sürekli orada kalabilir misin? Hayır, kaygı duyarsın. Acaba bundan sonra barınma ihtiyacımı nasıl karşılayacağım, hiç param kalmadı, ne yapacağım diye kara kara düşünürsün. Kesinlikle. Ama isteyen karşılanmazsa öyle çok acı duymazsın, üzüntü duymazsın. Çünkü senin temel ihtiyaçların karşılanmıştır. 9. Saatimiz varken yeni bir saat almayı düşünmek istektir. Doğru. Ama gereksiz bir istek. 3 tane saati var. Bir tane daha saat almak istiyor. Pardon. 10. İhtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynıdır. Çocuklar, ihtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynı değil. Hani temel ihtiyaçlarımızın dışında hani buzdolabı, çamaşır makinesi demiştik. Ama burada ihtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynıdır derken gerçekten temel ihtiyaçlarımızdan bahsediyorsa doğru diyeceğiz. O zaman ben buraya temel diye yazmak istiyorum. Temel ihtiyaçlarımız neydi hatırlayalım? Beslenme, barınma, temel ihtiyaçlarımız buraya yazıyorum. Şiddet her zaman aynı, doğru. Susuz yaşayamam, havasız yaşayamam. Doğru diyorum. 11. soruya bakıyorum. Sarı renkli bir müzik aleti, müzik çalar. Yeni bir çalara sahipsin. Tekrar aynı tipte sarı renkli değil de beyaz renkli bir müzik çalar almak istiyorsun. Fayda maliyet dengesini sağlamamış olursun diyor. Bence doğru. Benim müzik dinleme ihtiyacımı sarı renkli karşılıyorsa, aynısının beyaz renklisini de alırsam, aynı birebir müzik dinleyebiliyorsa, fayda maliyet dengesini sağlamamış olurum. Gerek yok, bir tane zaten yeter. Bence kesinlikle doğru. Fayda ve maliyet dengesini sağlamamış bir arkadaşımız var. Bundan çıkan sonuç, ihtiyaçlarımız bizim için daha önemlidir. İsteklerimiz ikinci plandadır. Temel ihtiyaçlarımız, yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olanlar süreklilik arz eder. Ama onun dışında benim buzdolabım yoksa ben ölmem veya hayatım tehlikeye girmez veya kitap okuma temel ihtiyacım değil. Bunları düşünerek bizim yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekenler kesinlikle ihtiyaçlarımız, diğerleri isteklerimiz oluyor. Dersimiz burada sona erdi. Hepinize iyi günler diyorum.